Merhaba arkadaşlar, Java programlama eğitimimizin 10. videosunda birlikteyiz. Bu videomuzda string işlemlerinden bahsedeceğim. String sınıfının metotlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Gelin başlayalım. Hemen bir Java dosyası oluşturalım. String sınıfı metotlarına girmeden önce bir tür dönüşümlerinden ufak da olsa yine bir bahsetmek istiyorum. Ondan sonra diğer metotlardan bahsedelim arkadaşlar. İlk olayımız arkadaşlar tür dönüşümleri olsun. Tür dönüşümleri nokta java adında bir dosya oluşturalım. Ve class'ımızı oluştu zaten. Main metodumuzu çağıralım arkadaşlar. Şimdi string str sayı diyelim arkadaşlar. Eşittir 5 olsun. Şimdi normalde JOption pane'de arkadaşlar bahsetmiştik bu kavramdan. Integer sayı eşittir. Bir string ifadeyi integer ifadeye dönüştürmek için arkadaşlar integer nokta parse int deyip buradaki string ifademizi yazabilirdik arkadaşlar. Hemen beş. Bunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Hatta bu tanımlama aktivitesini gerçekleştireyim. Şöyle de yapabiliriz. Integer sayı eşittir arkadaşlar. String nokta value of str sayı diyebiliriz. Pardon. String nereden çıktı? Integer olacak bu. Integer value of str sayı diyebiliriz. Bir de böyle çalıştıralım arkadaşlar. 5. Süper. Tamam. Şimdi madem böyle bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu defa tam tersi olsun. String şu an bu ifadeyi arkadaşlar string ifadeye dönüştüreceğiz. str sayı eşittir arkadaşlar. Bunu dönüştürmenin birkaç yolu var. Bir tanesi integer'la devam ettik. Madem integer'la buradan gittik. Integer nokta toString diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki sayı ifadesini kullanabiliriz. str sayı diyebiliriz arkadaşlar. Pardon, dikkat edin şurada noktaları koymadım. Hatta şunu düzenli bir şekilde gerçekleştirelim. Şöyle yazalım arkadaşlar tepesine. Şurada yazalım. String to integer. Şöyle. String to integer'da neler yapıyormuşuz? Dediğim gibi birinci yol integer sayı bir diyelim eşittir. Ne yapıyorduk? Integer nokta parse int str sayı diyorduk. Ve bunu yazdırıyorduk arkadaşlar. Sayı 1 diye. Aynı zamanda ne demiştik? Integer sayı 2 diyelim buna. Eşittir. Bunu integer
nokta value of str sayı diyebiliriz arkadaşlar. Out yapalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde gerçekleşti. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir iki tane sayımız var. Integer sayımız var. Hemen bunu da int sayı şeklinde mi gitsem diye şey yaptım şimdi. Burada int sayı diyorum arkadaşlar. Bir de float diyelim arkadaşlar. Double kullanalım. Double sayı. Bunlar arasında dönüşüm gerçekleştirelim. Int sayı eşittir dedik. Integer nokta parseInt str sayı dedik. Şu an bir sayımız var. Şimdi bu sayımız arkadaşlar tekrar integer'a dönüştürmeye çalış, string'e dönüştürelim arkadaşlar. Str sayı eşittir diyelim arkadaşlar. Bir integer ifademiz var. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl dönüştüreceğiz? Integer to string ile dönüştürebiliriz arkadaşlar. Int sayı diyelim. Sonra şu an bir str sayımız tekrar mevcut. Hatta şurada int sayı artı artı yapalım. Bir artsın arkadaşlar. Str sayımız oluştu. Str sayımız arkadaşlar ben string ifadeyi double'a da dönüştürebilirim. Hemen double sayı diyelim arkadaşlar. Double sayı eşittir double nokta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar double gene parse double veya value of da double kelimelerini kullanabilirim. Hangisini kullanmak istersem kullanabilirim. Hemen parse double str sayı diyelim arkadaşlar. Ve şu arkadaşları yazdıralım. Double. Gördüğünüz gibi arkadaşlar double bir sayım var. Integer bir değerim var. Şurada pardon string bir değerim var. Bu da integer sayım arkadaşlar. Artı yapalım. Integer sayı diyelim. String sayı. Bu da double sayı.
Şu an arada bir fark görünmüyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Double'ı ben nasıl integer'a dönüştüreceğim veya bir double'ı nasıl string'e dönüştüreceğim ona bakalım. Şimdi elimizde bir double var. Integer sayıya dönüştürelim. Int sayı eşittir arkadaşlar. Başına int yazıp double sayı yazarsam arkadaşlar double sayım integer'a dönüşüyor. Bakalım dönüştü mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüşüm işlemi gerçekleşti. Ben double string ve integer arasında dönüşümleri bu şekilde gerçekleştirdim. Integer'ı double'a da dönüştürebilirim arkadaşlar. Double sayı eşittir. Parantez içerisinde double yazıp arkadaşlar buradaki int sayı kavramını kullanabilirim. Hemen double sayımı tekrar yazdırabilirim. Bu kadar. Göz dönüşümleri ile ilgili söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. Şimdi string'i char'a dönüştürelim arkadaşlar. String to char nokta char. Bu defa bir büyük testimiz olsun. Text string str eşittir. Merhaba. Pardon. String. Merhaba string. Ben bunun char'a dönüştürmenin iki tane yolu var arkadaşlar. İkisini de göstereceğim size. Bir tanesi hemen bir char türünde bir dizi oluşturup neticede bir karakter harf gibi olarak düşünebilirsiniz ya da karakter olarak da yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben karakter yazıyorum arkadaşlar. Eşittir. str nokta hemen bana geldi arkadaşlar seçenekler. İki tane seçeneğim var. Şu iki seçeneği aktif bir şekilde kullanabilirim. Çok yoğun bir şekilde. Şu an bütün tekstim arkadaşlar karaktere dönüştü. Şu an bir karakter dizisinde bakalım var mı bir CS out karakter diyelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Merhaba string çıktı. Aslında bunu şu şekilde görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Race yani dizi şeklinde görüntüleyebiliriz arkadaşlar. To string karakter. Yani tam bir dizi olarak da görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu aslında bu. Bir dizi. Bunları tek tek alt alta yazdırmak isteyebilirim. Bu onda da ne yapıyorum? Ben for each kullanıyorum. CS out C demem yeterli. Gördüğünüz gibi bu dönüşümün ilk evresi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bize
bizden isteyebilirler arkadaşlar. Diyelim ki bir kelimenin bu kelimeyi tersten yazdırmayı nasıl gerçekleştireceğiz? Bu kelimeyi tersten yazdırmayı veya bu cümleyi tersten yazdırmayı şu şekilde gerçekleştiririz. Hemen bakalım. Şeyimiz var, string ifademiz var arkadaşlar. Bir for kullanıyorum. For döngüsü kullanıyorum. Yukarıdaki string ifademi alacağım arkadaşlar. str.length. str.length ile ben kaç dizimde neler varsa döndürebilirim arkadaşlar. Bunu nasıl gerçekleştireceğim? Şöyle bir yazım şekliyle dönüştüreceğim arkadaşlar. Diyelim ki str köşeli parantez iyi demem yeterli. Evet, iyi demem yeterli, pardon. Özür dilerim. C'ye dönüştürmedim, Z'ye dönüştürmedim daha. Dönüştürmeden yazdıracağım. Bakın dönüştürmeden yazdırma aktivitesi gerçekleştirdim, gördünüz mü? Dönüştürmeden yazdırma aktivitesi gerçekleştirdim. Şimdi şunu tersten yazdırmak için ne yapabilirim? Bunu tersten yazdırmanın yolu şu arkadaşlar. Aynı ifadeyi alayım. Bir de tersten yazdırayım arkadaşlar. Başlangıç ifadem son indeksim olsun. Son indeksim nedir arkadaşlar? Uzunluktan eksi 1 benim son indeksimdir arkadaşlar. Aslında last indeksimdir. Sonra ne olmalı? I büyük eşit 0 olmalı arkadaşlar. Yani 0'dan büyük eşit olmalı. Ve her seferinde 1 azalmalı. Char at satırın içerisindeki son karakteri yazdır. Sondan 1 önceki, sondan 2 önceki, sondan 3 önceki şeklinde gidecek. Gördüğümüz gibi arkadaşlar yazımı ters yazdırdım. Bu şekilde ben char to array ve char eti kullanmış oldum. Şimdi gelelim string parçalamaya arkadaşlar. URL parçalama aktivitelerini çok fazla kullanacağız arkadaşlar bunu. String parçalama nokta Java diyeyim. Hemen string'imi yazıyorum arkadaşlar. String str eşittir. Ben niye bugün string str eşittir? Bu köşe yaz köşesi. Ya da kendi adımı parçalatayım arkadaşlar. Çok önemli değil ya. Bunu bu URL olduğunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Bir adres olduğunu düşüneceksiniz. Ve biz bu adresi ne yapacağız? Parçalayacağız. Ya da işte benzeri aktivitelerde kullanabiliriz. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bu ifadeyi ayırmak. Bu ifadeyi ayırmak için arkadaşlar bir string dizisi oluşturuyoruz arkadaşlar. Buna da kelimeler diyorum. Çünkü kelimelere ayıracağım ben bunu. Eşittir dedim arkadaşlar. Tekstim bu. Split dedim. Parçala dedim. Neye göre parçalayacak? Arkadaşlar
boşluğa göre veya benzeri bir kavrama göre parçalama işlemi gerçekleştirebilir. Şu an boşluklara göre parçalasın dedim. Şu an ne yapacak? Bu tekstim 3 parçaya ayıracak. Bakalım. Nasıl dizi olarak gösteriyorduk arkadaşlar? Race nokta to integer diyorduk hatırlarsanız. Buraya da kelimeler dersem. Burada şunu iptal edeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mehmet'ten, Kasım'dan ve Sular'dan oluşan bir dizi oluşturdu. Bunu ben hemen for ile linkleyebilirim. Bu şekilde parçalama aktivitesi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bir de kontrol için kullandığımız bir şey var arkadaşlar. Yani eşitlik, içerik, karşılaştırma diyelim biz buna. String karşılaştırma diyelim arkadaşlar. String nokta java. Bu arada split aktivitesini aynı zamanda substring ile de gerçekleştirebiliriz. Bilginiz olsun. Hem index of'la boşluğun yerini alırız. Hem de substring'leri yazdırabiliriz. Böyle yöntemler de mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Main karşılaştırma aktivitesi yapacağız arkadaşlar. String kullanıcı eşittir admin. String şifre eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu iki kavramı karşılaştıracağız. Diyeceğim ki if eğer bu ikisi doğru ise ekrana hoş geldiniz. Değilse yanlış kullanıcı adı ve şifre diyelim arkadaşlar. Hatalı kullanıcı adı ve şifre. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz arkadaşlar? Bunu equals komutuyla gerçekleştireceğiz. Yani diyeceğim ki kullanıcı nokta equals admin ise ve şifre nokta equals 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise sisteme başarılı bir şekilde giriş yapmamı sağlasın. Değilse hatalı kullanıcı adı şifre desin bana. Bakalım. Hoş geldin. Şifre hatalı olsun arkadaşlar. Hatta aldıralım mı sistemden? Çok uğraşmayalım bence ya. Hatalı şifre olsun arkadaşlar. Şifremiz 7 olsun. Yani böyle bir şey olsun arkadaşlar. Hatalı kullanıcı ve şifre şeklinde bize bilgi
Versin arkadaşlar. Bu da bizim karşılaştırma aktivitemiz arkadaşlar. Equals'ı da gördük. Şu an split'i gördük. Char aktivitelerini gördük. String ile ilgili ifade edeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle.